Yine birçok haber topladım sizler için ve hepsini aktarmak için karşınızdayım. Bu sıralar birazcık hatta çok yoğunum ama yine de videoları aksatmamaya çalışıyorum. Emeğimin karşılığını vermek için like atıp abone olup bir de yorum bırakırsanız çok iyi olur. Geçtik videoya. Disney Fox'u satın aldığından bu yana X-Men'leri Marvel sinematik evreninde görmek için heyecanla yıllardır bekliyoruz. Ha geldi ha gelecekler. Galiba bu filmde onları göreceğiz. Ha yok tamam bu olmadı ama şunu da göreceğiz. Diyerek biz X-Men'leri sürekli bekledik. Ancak bir tür beklediğimizi alamadık Doctor Strange haricinde. Ya tabii ki orada da beklediğimizi alamadık ama sonuçta bir tane X-Men'den karakter görünmüştü. Bizim istediğimiz tabii ki de çok daha büyük çarpı bir görünmeydi. Sonuçta gördüğümüz Profesör X başka bir evrendeydi. Biz kendi evrenimizde dahil olmalarını istiyorduk. Olay şu canlar, biz istemeye ve de beklemeye galiba devam edecekmişiz. Çünkü her ne kadar biz MCU'da tek tük X-Men'leri görebilecek olsam bile örneğin Deadpool, Wolverine gibi bunları yavaştan görmeye başlayacak olsak bile tam olarak X-Men ekibini çok yakın zamanda görmeyebilirmişiz. Marvel Deadpool haricinde bir X-Men karakterine film çekmeyi planlamıyormuş şu anda. Deadpool, Deadpool olduğu için geliyor. Onun dışında yakın zamanda hatta faz 6 veya 7'ye kadar X-Men filmi beklemeyin demişler. Faz 7 diyorum arkadaşlar. Faz 7 ne demek ya? Faz 6'nın sonu bile 2025 yılında geliyor. Yani biz X-Men'leri görebileceksek 2025'ten sonra görebilecekmişiz. İşte bu da oldukça uzun bir süre bana kalırsa. Disney'in Fox ile anlaşması yani yaklaşık 6-7 yıl olmuş olacak o zamana bakacak olursak. Vardır Kevin abimizin bir bildiği diyeceğim ama Kevin abimiz son zamanlarda bazı saçma kararlar almakta. Ancak bu kararına biraz daha olumlu bakıyorum. Sonuçta adamın elinde bir sürü karakter var. Bir de bunun üzerine tüm X-Men'leri dahil ederlerse ortalık iyice karışabilir, çorbaya dönebilir. Kendisi bu yüzden biraz daha yavaş adımlarla, emin adımlarla ilerlemekte. Umarım X-Men'lerin hikayesini MCU'ya iyi yedirebilirler. Çünkü X-Men'lerin o büyük dramasını anlatan iyi bir film izlemeyi gerçekten çok isterim ve eminim ki sizler de istersiniz. Neyse, geçiyorum bir diğer haberime. Bir diğer haberim Joker hakkında olacak. Sinema dünyasında o kadar çok Joker var ki. Joaquin abimizin canlandırdığı Joker var, Heath Ledger'ın Joker'i var, Jared Leto'nun Joker'i var. Bir de bunun yanına The Batman filminde gördüğümüz Joker de eklendi arkadaşlar. The Batman'de gördüğümüz Joker'i Barry isimli oyuncu canlandırmakta. Kendisinin ilginç bir hikayesi de varmış Batman ve Joker hakkında ondan bahsetmek istiyorum. Ve eminim ki bahsedeceğim bu şeyden çok keyif alacaksınız ve hoşunuza gidecek. Ya en azından benim için öyle olmuştu. Beri abimizin başlarda Joker karakterini oynamakla alakalı hiçbir planı yokmuş arkadaşlar. Kendisi normalde bir oyuncunun yapacağı gibi The Batman filminin geleceğini duyduğunda elbette ki filmde oynamak istemiş ve seçmelere katılmış. Kendisi aslında filmde gördüğümüz Riddler karakterini oynamak için seçmelere katılmış. Ancak maalesef seçilememiş. Oyuncumuz bu durumdan sonra üzülmüş olmalı. Fakat bir süre sonra yani yaklaşık seçmelerden 4 ay sonra oyuncumuz Barry'e bir telefon gelmiş. Gelen bu telefon da Warner Bros'tanmış. Sevgili Warner Bros, Joker'i oynamanı istiyoruz ama bunu kimseye söyleyemezsin demişler. O anda adamın uğradığı şoku ve hissettiği mutluluğu gerçekten merak ediyorum. Sinema dünyasında böyle olayları nadiren görüyoruz ve bu çok tatlı olmuş. Örneğin zamanında bu olay Thor filminde de yaşanmıştı. Thor'un ilk filmde Tom Hiddleston aslında Thor karakterini oynamak için seçmelere katılmış. Lakin kendisi Thor olarak seçilememiş. Ama biliyorsunuz ki Tom daha sonrasında Loki olarak seçildi. Şu anda gerçekleşen Joker olayı da bu olaya baya bir benzemekte. Açıkçası benim garibime gitti bu yüzden de videoda bahsetmek istedim. Bu abimizin Joker'i baya iyi ve ürkütücü duruyor. Umarım rolün altından kalkabilir ki güveniyorum ben ona kalkacaktır. Bir diğer haberime geçiyorum ki kendisi Spider-Man hakkında. Ortalıkta dolanan bazı garip haberler ve söylentiler var. Ortalıkta dolanan bazı garip haberler var ve bu da Spider-Man'de oynamış olan bir oyuncumuza dayanıyor. Ne de oynayan oyuncumuz Jacob'tan bahsediyorum. Vallahi Jacob mu Jacob mu artık nasıl okunuyor bilmiyorum ben Jacob direkt devam edeceğim. Spider-Man No Way Home'un sonunda Peter'in hafızasının silindiğini hatırlarsınız. Ne zeninde yer ne de net kalmıştı onun hafızasında tüm grup dağılmıştı, ekip ayrılmıştı, arkadaşlar ayrılmıştı. Her ne kadar durum bu şekilde vahim görünse de biz izleyenler devam filminin geleceğini ve devam filminde mutlaka Zendaya ve Ned'in geri döneceğini biliyorduk yani öyle tahmin ediyorduk. Ancak Ned oynayan Jacob bundan emin değilmiş ve hatta bunu istemediğini söylemiş. Ned oynayan oyuncumuz Jacob Spider-Man 4'te geri dönmeyi ummadığını söylemiş. Çünkü ona göre Spider-Man No Way Home'da Peter ile Ned'in hikayesi çok güzel bir şekilde sonlandırılmış. Bu yüzden de geri dönmeyi ummadığını söylemiş. Şunu da eklemiş. Bu planlar elbette ki bize dayanmıyor. Bu planları ve kararları büyük şirketler alıyorlar. Ve onlar ne karar alırlarsa, ne yaparlarsa ben uyarım demiş. Bizde olsa da olmasa da bence harika bir şey olacak. Sonucunda artık bu işin bir parçası olmayacak olabiliriz ancak güzel bir yolculuktu demiş. Anladığım kadarıyla Jacob biraz garip konuşmuş kendisi geri dönmek istiyor ama istemiyor gibi aynı zamanda. Ya yani tabii ki de bir sonucun ne olacağını biliyoruz arkadaşlar. Ned olmadan Spider-Man 4 olmaz bana kalırsa. Ned ve Zendaya mutlaka geri dönecektirler. Burada işler Jacob'un istediğine göre yürümüyor maalesef. Burada işler Marvel ne istiyorsa ona göre yürüyor. Ve bence Ned de Zendaya da geri dönecektir. Bunun yanında bu oyuncumuza başka bir şey daha sorulmuş. Hobgoblin olayı hakkında. kendisinde de Hobgoblin ve Ned'in Hobgoblin'e dönüşmesi hakkında bir yorumda bulunmuş. Demiş ki Ned karakteri MCU'ya geldiğinden beri insanlar Hobgoblin olma olayını konuşuyor. İnsanlar bu karakterin Hobgoblin'e erişmesini istiyorlar. Onu görmek istiyorlar. Galiba hatırladığım kadarıyla Marvel'ın çizgi romanlarında Ned gerçek Hobgoblin'in tuzak olarak kullandığı bir karakter konumundaydı. Ned'in çizgi romanlarda beyni yıkanmıştı ve o yüzden Hobgoblin olmuştu tarzında bir cümle kurmuş. MCU'da da bunun olabileceğini söylemiş. Açıkçası bu da bana mantıklı geldi bu arada. Bu eğer net hobgoblin olacaksa bu tarzda bir hikaye olacaktır. Kendisi tamamen düşman olmayacaktır spider e, Yarı düşman olacaktır yani. Çünkü ikisi MCU'da gördüğümüz kadarıyla çok ama çok iyi dostlar. Gerçi en son bıraktığımız noktada dostluk kalmadı ortada. Artık bunu nasıl işleyecekler, üzerine neler kuracaklar, ne yapacaklar harbiden merak ediyorum. Spider-Man 4'te görmeyi en çok merak ettiğim şey de budur bu arada. Ned ve Peter'in arası ne olacak? Tekrardan arkadaş olacaklar mı yoksa Ned ve Peter düşman mı olacak? Bunu harbiden merak ediyorum ve umarım yakın zamanda öğreniriz. Şunu da belirteyim bu arada biz Hobgoblin'i göreceksek bence 4. filmde değil de 5. filmde anca görürüz. Çünkü son filmde zaten Spider-Man bir tane Goblin'le savaştı. Yeni filmde bir tane daha Goblin görmek yerine onu sanki bir sonraki filme saklayacaklarmış gibi hissediyorum. Bu da artık tamamen Kevin abiye ve Marvel'a e kalmış. Ne yapacaklar? Umarım görürüz yakında. Ve geliyorum arkadaşlar son haberime. Son haber Amazon'da Amazon'a yayınlanmış olan Invincible hakkında olacak. Yakın zamanda Boys dizisini izlediğim zaman bana Invincible çokça önerildi arkadaşlar. Buradan o insanlarda da şunları söylemek istiyorum. Canlar merak etmeyin ben Invincible zaten çoktan izlemiştim. Ve evet beğenmiştim de. Sadece üzerine konuşamadım kanalda bu yüzden izlemedim zannetmişsiniz. Merak etmeyin ben Invincible'ı izledim. Neyse haberimize gelecek olursak. Haberimiz şu şekilde Invincible'ın ikinci sezonunun seslendirmeleri sona ermiş ve şimdi de üçüncü sezon için hazırlıklara başlanmış. Tabii ki biz daha ikinci sezonu bile göremedik adamlar 3'e hazırlanmaya başlamışlar. Umarım yakın zamanda ikinci sezonu çünkü çok uzun zaman oldu. Ben neredeyse her şeyi unuttum muhtemelen tekrardan izlemem gerekecek ikinci sezona yakın. Bu arada izlemeyenler varsa Invincible kesinlikle izlenmesi gereken yapımlar arasındadır. Tıpkı kendisi Boys gibi süper kahraman yapımlarına farklı bir bakış açısı sunmakta. Ve bu bakış açısı mutlaka sizi şaşırtacaktır. Kesinlikle çizgi dizleyip geçmeyin çok fena şeyler var. Ayrıca şunu da belirteyim artı 18 yapımdır kendisi. 18 yaşın altındaysanız pek bulaşmayın derim. İkinci sezonunda bu arada ben bu yıl içerisinde geleceğini düşünmekteyim. İkinci sezonuyla birlikte üçüncü sezonu aynı anda geliştiriyorlarsa İkinci sezonda büyük bir şeyler olacaktır ve bu da üçüncü sezona bağlanacaktır elbette. Büyük bir merakla bekliyoruz efendim. Benim söyleyeceğim, bahsedeceğim haberler bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır, umarım keyif almışsınızdır videodan. Keyif aldıysanız bir like attınız, bir daha de, bir de abone oldunuz o benim için yeterlidir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın canlar.